Özellikle kaçak alkol, sahte içki ile ilgili ciddi problemler yaşanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerin başında tabii ki bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz yerlerden gitmemiz gerekiyor veya alkolü oralardan almamız gerekiyor. Ve aldığımız zaman da mümkünse ağzı açılmamış bizim açmamız gerekiyor. Kapalı şişelerde olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ve bakanlığın GİP BÜİS diye Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir web uygulaması var. O uygulamaya kullanıp bunun kayıtlı olup olmadığını da o uygulama üzerinden bakabilirler. Tabii özellikle metanol zehirlenmesi ölüme kadar vardırabiliyor. Kör olma gibi sonuçları olabiliyor. Bu türlü hani bulanıklık gibi durumlara karşılaştıkları zaman mutlaka bir doktora gözükmeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi etil alkol normalde kullanılır ama özellikle sahte ürünlerde daha doğrusu ürün üretilirken etil alkol oluşur ve bahsetmiş olduğumuz disil alkollü içkiler bu şekilde üretilir ama ucuz olsun diye farklı şeylerde kullanılabiliyor. Özellikle metil alkol kullanılabiliyor. Metil alkolün de ciddi anlamda öldürücü etkisi var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii mide bulantısı, kusma gibi olabilir. 12 ile 24 saat arasında değişiklik gösterebilir. Özellikle görmede körlük veya ona yakın bulanıklık hissedilirse mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Yani yılbaşının zehir olmaması için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aksi takdirde yani eğlenceli bir ortam olacak. İnsanlar eğlenmek istiyor. Ama bu eğlencenin kötü bir şekilde bitmemesi için dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür durumlarda mutlaka bir matematiksel hesap yapmak gerekir. Evet, bütçe önemli. Ama o gün işte bir fix menü ayarlanıyor. Bunun da içeriğine göre bakıp ona uygun yapmak gerekiyor. Çünkü yiyeceklerde kullanılacak olan ürünler gerçekten doğru işletme kayıt belgesi verilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş belgeler var mı? Bunların bir gıda mühendisi tarafından kontrolleri yapılıyor mu? Bunlara dikkat etmek lazım. Çok ucuz bir şey varsa buna da bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor. Üretenler de aynı şeyi yapması gerekiyor. Yani bir meze tabağı hazırlanacaksa yoğurtlu ürünlerin özellikle dışarıda çok fazla bekletilmemesi gerekiyor. Sunum öncesi hemen gelip ürünleri tüketmek gerekiyor. Tabii gene yanında kullanacak ana yemeklerinde aynı şekilde sıcaklıklarına dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle çünkü esas işte terminal dediğimiz insanlar bu zamanlarda tabii fiyatlar da artmış olunca ister istemez daha uygun fiyatlı olanlara eğilim olunca oraların gelişebileceği sıcaklık ve dolayısıyla zehirlenmenin zehirleyebilecek boyuta varıp